21 Ekim Cuma bir gün. Özgür Gürbüz. Kömürsüz olur. Bartın Amasra'daki maden kazasında 41 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Soma'da 301 madencinin öldüğü faciadan 8 yıl sonra kömür madenlerinde bir büyük felakete daha tanıklık ettik. Hükümetin kader bahanesi aklı başında olan kimseyi tatmin etmedi. Muhalefetten bazı isimler de kömüre toz kondurmadan ihmal olasılığını dile getirdi. Türkiye'nin ilerlemesinin önündeki en büyük eksikliğin siyasi cesaretsizlik olduğunu bir kez daha gördük. Sesi duyulan isimlerden hiçbiri çıkıp kömürsüz olur diyemedi. Türkiye'de kömür başta elektrik üretimi olmak üzere sanayide ve ısınmada kullanılıyor. Linyit ve taş kömürü sektörlerinde 36 bin işçi çalışıyor. Elektrik üretiminin %30'u kömürlü termik santrallerden sağlanıyor. Kömürün payı az değil ama kömürsüz bir hayat mümkün. Bir günde değil ama 10-15 yıl içerisinde önce elektrik üretimi, daha sonra sanayide kömür kullanımını sonlandırabilir, daha sonra sanayide kömür kullanımını sonlandırabilir, iklimi ve temiz havamızı koruyarak ölümlerin önüne geçebiliriz. Hesap yapalım. 332 milyar kilovat saatlik elektrik talebinin 100 milyarı kömürle karşılanıyor. Kömürlü termik santrallerden vazgeçeceksek bizim bu üretimi başka bir kaynaktan yapmamız veya talebi azaltmamız gerekir. Doğrusuysa ikisini birden yapmak. Enerjiyi verimli ve tasarruflu kullanarak talebi azaltmak. Kalını da tercihen yenilenebilir enerji dediğimiz güneş, rüzgar gibi kaynaklardan sağlamak. Talebi ne kadar azaltabileceğimize dair ipuçlarını devletin farklı kurumlarının verilerinden görebiliyoruz. 2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı, 2023'e kadar Türkiye'nin birincil enerji talebini %14 azaltma hedefiyle yola çıkmıştı. DPD, elektrik talebinin de enerjiyle aynı şekilde %20-25 oranında azaltılabileceğini söylemişti. Yalıtımlı ve akıllı binalarla, verimli motorlar, elektriği daha az harcayan aletler, ulaşım araçlarıyla bu mümkün. Talebi %20 düşürdüğümüzde Türkiye'nin elektrik ihtiyacı 330 milyar kilovat saatten 270 milyar kilovat saate düşer. 60 milyar kilovat saatlik bir üretime gerek kalmaz. İhtiyacımız olmayan elektrik üretimini kömür santrallerinden kıstığımızı varsayalım. Geriye kaldığı 40 milyar kilovat saatlik bir açık. Onu nereden bulacağız? Türkiye güneş, rüzgar ve jeotermal enerjisinden hali hazırda 56 milyar kilovat saat elektrik üretiyor. Bu kaynaklar rüştünü ispatladı. Mevcut güneş kurulu gücümüz ise potansiyelimizin çok ama çok altında. 9000 bin megawatt civarında. Yüz ölçümü Türkiye'nin yarısından az olan İtalya'da güneş kurulu gücü 25.000 bin doğru gidiyor. Türkiye İtalya'yı yakalasa ve 15.000 bin megawatt yeni güneş kurulu güç eklese yaklaşık 24 milyar kilovat saat ek elektrik üretimi yapar. 40 milyar kilovat saatten kalan 16 milyar kilovat saatte rüzgar ve biyokütle gibi kaynaklardan sallanabilir. Gündüz güneşten üretilen fazla elektrik gelişmiş batarya sistemlerinde depolanabilir. Hibrit sistemler ve hidrojen enerjisiyle desteklenebilir veya mevcut barajlı hidroelektrik santrallerle eşleştirilebilir. Bu sayede daha az yeni güneş gücüyle de tüm gün elektrik üretimi yapılabilir. Kimse elektriksiz kalmaz madenlerden ölüm haberi gelmez. Peki çalışan 36 bin kişi işsiz mi kalır? Kalmaz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi kömür, nükleer ve doğalgaza göre daha çok istihdam sağlayan teknolojiler. Türkiye her yıl 2000 megawattlık güneş paneli kurmayı hedeflese, panel üretimini de Türkiye'deki fabrikalarda yapsa, uluslararası verilere göre 22 ila 40 bin kişiye iş sahası açmış oluyor. Sorun istihdamsa güneşe yaptığımız yatırım size büyük bir avantaj sunuyor. Fabrikalar öncelikle maden sahalarının olduğu bölgelere kurulabilir. İşçiler yer altında değil hayatlarının kadere terk edilmediği koşullarda çalışır. Madenlerde iş fırsatı bulamayan kadın işçilerin yenilenebilir enerjide daha fazla şansı olduğunu da altını çizelim. Güneş enerjisi için otopark alanları, fabrika cepheleri, kamu binaları, benzin istasyonları gibi mevcut yapılar kullanılabilir. Güneşten elektrik üretmenin maliyetinin Türkiye'deki son ihalelere bakarak kömürden 3, nükleerden 6 kat ucuz olduğunu da hatırlatalım. Nükleerde tamamen, kömürde ise yarı yarıya dışa bağımlıyız. Güneşinse sahibi yok. Bunu da unutmayalım. Son söz Kazadan hemen sonra maden işçilerine ödenecek tazminat rakamlarının açıklanmasını sinirlenerek ve üzülerek izledim. İşçilerinin hayatının bedelinin maddi karşılığı olduğu ve bizi bunu kabul etmeye zorlayan bu açıklama asıl itiraz noktamız olmalı. Hiçbir enerji kaynağı yaşam pahasına kullanılamaz. Teknik çözümler var ve bundan bahsedeceğiz. Ancak yaşamın değersizleştirilmesine, maddi karşılık biçilmesine de sonuna kadar itiraz edeceğiz. Bir canı feda etmektense elektriksiz kalırız. 21 Ekim Cuma, bir gün. Özgür Gürbüz, kömürsüz olur.